Özellikle küçük çocukları yemek yedirmekle ilgili ailelerin yaşadığı zorluklara ilişkin çok soru alıyoruz. Unutmamak gerekir ki sağlıklı bir çocuğun yeme dürtüleri de sağlıklıdır. Eğer sağlıklı olmasına rağmen bir çocuğun yemek yemeğiyle ilgili bir problemi varsa, bu yediren kişiye ve yediren kişiyle arasındaki ilişkiye bağlı olabilir. Çocuğunuzun yemek yeme sorununu çözmenin ilk adımı, çocuğunuzun sağlıklı olduğuna kendinizi ikna etmenizdir. Çünkü durumun fiziksel bir nedenden değil de sizin tutumunuzdan olduğunu kabullendiğinizde sorunu çözmek kolaylaşacaktır. Sorun, sizin çocuğunuzun aç kalacağına ilişkin endişenizdir. Bu nedenle de endişenizle baş etmeyi öğrenmeniz gerekir. Bir çocuğu doğru beslemek için neler yapabiliriz? İlk adım, çocuk acıktığı zaman onu beslemek olmalıdır. Yemek yemek ciddi bir iştir. Dolayısıyla da yemek sırasında çocuğun dikkatini dağıtacak herhangi bir görsel alet kullanmasına, başka şeylerle oynamasına izin vermeyin. Çocuğu kandırarak, oyalayarak yemek yedirmek doğru bir davranış değildir. Bebeklerin besinleri tanımalarına müsaade edin. Besinleri ellemelerine, eline, ağzına götürmelerine, dökmelerine karışmayın. Bu sürecin sonunda da amacımız kısa zamanda bebeklerin çatal kaşık kullanmayı ve kendi başlarına yemeği öğrenmeleri olmalıdır. Diğer herkes gibi bebekler ve çocuklar da midelerinin alabileceği kadar yemek yerler. Yani annelerin istedikleri kadar yemek yemeleri her zaman mümkün olmayabilir. Porsiyonları buna göre ayarlanmalıdır. Çocukları yemek yerken hızlı ol diye uyarmak beslenme düzenini bozar. Çocukların dengeli beslenmesine çalışılmalı ama kendi besin seçimlerine de saygı gösterilmelidir. Beslenme sadece ailenin sorumluluğu değildir. Aynı zamanda da çocuğun sorumluluğudur ve çocuğun bu sorumluluğu anlaması sağlanmalıdır. Düzenli öğünler yapmak, öğün aralarında atıştıracak şeyler vermemek ve öğünde yemek yemediği zaman bir sonraki öğüne kadar tekrar bir şey vermemek çocuğun yemek yeme düzenini daha iyi hale getirir. Aksi takdirde yemek yeme, çocukla onu besleyen kişi arasında bir ilişki biçimi haline gelir ve böylelikle de bu ilişki biçimi nedeniyle beslenme düzeni tamamen bozulur. Ve çocukları yemek yedikleri zaman ödüllendirmek ya da yemek yemedikleri zaman cezalandırmak sağlıklı beslenmelerini sağlamaz.